أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إلى آخر الآيات البينات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء وفي حديث آخر الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان Ve fi hadisin akhar innel hayaa vel iman kurina cemian fe iza rufi'a ahaduhuma rufi'a al akhar. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Cemaati Müslimin ihvani din. Aziz genç kardeşlerim. Ahir zaman gençleri olarak teknoloji ve internet çağında imanımızı, hayamızı, iffet ve edebimizi nasıl koruruz bunun derdi ile dertlenmeliyiz. Bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Bu iş ne kadar güçleşse de Cenab-ı Rabbimiz mutlaka yardım edecektir. Her türlü fuhşiyat ve münkeratın yasak olduğu, yasak edildiği bir dinin müntesipleri olarak şeytana yem olmadan, nefsin esiri olmadan Allah'ın bize bahşettiği İslam fıtratını bozmayacağız Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak anne ve babamız vasıtasıyla bizi İslam fıtratı üzerine yaratmıştır. Her doğan mutlaka İslam fıtratı üzerine doğmuştur. Yani edebiyle, ahlakıyla, terbiyesiyle, hayasıyla doğmuştur. Ne zaman insan şeytanın ve nefsin peşinden gider, İslam fıtratını bozar. Dolayısıyla kardeşlerim böyle bir zamanda, ahir zamanda bu edebi, hayayı, ahlaki meziyetleri koruyabilmek gerçekten güç. Bu durumda Allah'a sığınarak, Allah'ın himayesi altına girerek ki en kıskanç gayret dediğimiz o kıskançlık Cenab-ı Hakk'a mahsus. Sonra Resulüne mahsus. Sonra imanı derecesi yüksekliğine göre, ziyadesine göre alimlere, hocalara mahsustur. Allah'ın kıskançlığı nedir kardeşlerim? Allah'ın kıskançlığı Allah'ın hudududur, muharrematıdır. Allah'ın yasak ettiği şeylerin dışına çıkmak Allah'ın gayretine dokunur. Allah'ın kıskançlığına Allah kulunu yasak ettiği şeylerle meşgul olmasını istemez. Bu işte Allah'ın kıskançlığıdır. Ela <laughs> inna himallahi Allah'ın hududu, Allah'ın sınırı, Allah'ın koruması onun yasak ettiği şeylerdir. Dışarı çıkmamalıyız kardeşlerim. Edeb, ahlak, bu meziyetler insana verilmiş en güzel ahlaki meziyetlerdendir. Sabah evimizden çıktığımızda Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah diyerek kötülüklerin her türlüsünden Allah'a sığınarak bize verilen bu kısa ömrü iman ve İslam emanetini Rabbimize teslim etmenin planını ve projesini sohbetlerle, vaazlarla her zaman kendimizi güncelleyerek bu ahlaki meziyetleri korumuş olacağız Allah'ın izniyle. Nasıl ki telefonun şarja ve güncellemeye ihtiyaç olduğu gibi her insanın da ilhama, işarete, feyze ve kalbi duyguların heyecanına ihtiyacı vardır. İşte kardeşlerim, ahlaki meziyetlerin yani edep, haya ve iffetin korunması ancak İslam'la mümkündür. Kur'anla mümkündür, sohbetle mümkündür, salih zatlarla oturup kalkmayla mümkündür kardeşlerim. Aksi takdirde şeytanın yemi, nefsin esiri oluruz Allah muhafaza. İnsan nefsinin kulu olur da kölesi olur da hiç farkında bile olmaz. Dolayısıyla çevremizi çok iyi tutmalıyız. Kiminle muhatap oluyoruz? Arkadaşlarımızı iyi seçmeliyiz kardeşlerim. Edebli, ahlaklı, terbiyeli. Güzel insanlar, kalbi temiz, hiç kötülük düşünmeyen, fesat nedir, haset nedir, kin nedir, buğuz nedir bilmeyen, insanlara hep neşe saçan, iyilik yapmayı seven insanlarla oturup kalkarsak ki Rabbimizin emri, Resulullah Efendimizin teşvikidir. O zaman edebimizi, ahlakımızı, iffet ve namusumuzu koruyacağız Allah'ın izniyle. Bugün kötülüğün ayuka çıktığı, fuhşat ve münkeratın arşa ulaştığı bir dönemden geçiyoruz. Ne kadar iyi olursak olalım etrafımıza mutlaka Kötü insanlar toplanabiliyor. Bu kötü insanların şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Kötü insanların, kötü cinlerin, şeytanların şerrinden her daim Efendimiz Allah'a sığınmıştır. Biz de sığınacağız. Ve Rabbimiz de bizi muhafaza edecek. Rabbimiz bizi kötü insanların, kötü cinlerin, kötü şeytanların ve şeytanlaşmış insanların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Sahabe-i kiram efendilerimiz. Allah hepsinden razı olsun. Doğru yola hidayet bulmadan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımadan önce yaptıkları kötü ve çirkin işlerin, yapılan tüm edep ve hayasızlıkların tövbesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi haya ve edep abidesi bir zatı tanıdıktan sonra olmuştur. Her birinin mutlaka işlemiş olduğu kötü şeyler vardı. Fuhşiyat ve münkerata da dalmışlardı belki de. Kızlarını diri diri gömen bir toplumun içerisinden ...Rasulullah Aleyhisselatü vesselam gibi haya abidesi, ahlaki meziyetlerin zirve yaptığı, insanı kamil olan, onu gördükçe, onunla beraber oldukça, onu tanıdıkça, onunla beraber olmanın o hazzını yaşadıktan sonra insan yetişiyor, ve ona benzemeye çalışıyor. Onlar Resulullah Efendimizin doğmasıyla İslam güneşinin Allah'ın hidayetinin kalplere gelmesiyle hayat buldular. İslam'la yeşerdiler. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ayağa kalktılar. Kur'an'la taarruza geçtiler. Onlar haya ve edep abidesi Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi örnek aldılar. Lider gördüler. Onun için her Müslümanın mutlaka aleyhissalatü vesselam efendimizi örnek alması çok önemlidir ve çok mühimdir kardeşlerim. Hani derler ya keşke onu görseydik ne güzel olurdu. Biz böyle olmazdık kötülüklere dalmazdık onun yanında olsaydık mutlaka değişik tarzda olurduk diyoruz diyorlar. Ama bu Allah'ın takdiri. Göremedik kardeşlerim. Görseydik ya iyi olurdu şüphesiz. Ama Rabbimiz onu görmeden bize iman nasip etti ya. Bu da çok büyük bir nimet. Rabbimizi görmedik. Resulümüzü de görmedik. Kaybe imanın hakikatine ulaştık. Rabbim imanı kamil cümlemize nasip eylesin. Onu görmeden biz sevdik. Hani seni görmeden sevdik biz ya Resulallah diyor ya. İşte bu sevginin hakikatine Cenab-ı Hak bizi ulaştırsın. O da şöyle diyor. Beni görmeden beni sevenler var ya onlara aşığım diyor. Onları çok seviyorum diyor. Onlar benim kardeşlerim diyor. Ve devam ediyor. Duba limen yara limel limen yarani ve amene bi ve duba seb'a merrat limen yarani ve amene bi. Beni görüp bana iman edene müjdeler olsun. Beni görmeden bana iman edene ise yedi kere müjdeler olsun diyor. İşte bizler eğer gerçekten edebimizi, ahlakımızı, hayamızı, iffetimizi, namusumuzu, onurumuzu, İslam izzetini ve şerefini korursak bu müjdeye bizden ayrı olacağız. Cenab-ı Hak bu müjdenin içerisine girmeyi cümlemize nasip eylesin. Biz onu görmeden onu nasıl taklit ederiz? Ona nasıl ittiba ederiz? Peki bu soru akla geliyor insanın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz el ulema ve rasetul enbiya buyurarak bizi ilmiyle amil, ihlasıyla, edebiyle, hayasıyla, ahlakıyla İslam'ı yaşayıp yaşatma gayreti içerisinde olan alimlere teslim etmiştir. Mutlaka ve mutlaka bir alimin peşinden gitmek bizim boynumuzun borcudur. Zira edeb ve ahlakı yaşayan, gözeten ve onu insanlara teşvik eden insanları görmemiş ve biz de edepsizler ve hayasızlar içerisine girmiş oluruz. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Dolayısıyla şöyle telefonumuzu elimize aldığımızda her branşta bir insanın telefon numarası vardır mutlaka. İşte falanca motorcu, falanca yağcı, falanca boyacı. Hani dünyevi, hayatı içtimaiyede insanın önüne gelen dünyevi olan ihtiyaçlar, zaruretler hani giderilince mutlaka bunun meslek erbabının bir numarası olur ya. Arkadaşlar aslında en başta, en başta dini meziyetlerimizi gözettiğimiz danışmanımız hocamız başta olmalıdır. Aklımıza bir soru geldiğinde, hayatı içtimaiyede, alışverişte, askerlikte, evlilikte, ticarette, tüm alanda acaba hocam ben bunu yapacağım ama nedir bu? edebe ahlaka, iffete namusa yer var mıdır? Bu edepsizliğe, hayasızlığa insanı götürür mü diyerek bir danışman olmalıdır. İşte el ulema u enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Mutlaka bir hoca, bir hoca efendi. Kimdir o? Hocacık değil. Öyle her mürekkep yarayan hocayım derken deyince. Öyle değil. İlmiyle amil. Kur'an'ın ahlakını düstur edinmiş. Örnek şahsiyetler mutlaka telefonumuzun başında olsun. Motorcu değil başta. Boyacı değil başta. Falanca akraban değil. En başta falanca hoca. İlham aldığınız, feyiz aldığınız, sohbetinden etkilendiğiniz, tesirlendiğiniz hoca başta olsun. Ve mutlaka danışın arkadaşlar. Ve mutlaka danışın arkadaşlar. Yoksa bizi şeytan ve nefis mutlaka kandıracaktır şeytan alim nefis e zır cahil bu şeytan insanı mutlaka kandırır ancak takva kullar hariç İşte takva olabilmemiz için takvanın en güzel meziyeti edep haya ve iffeti korumaktır. Bugün maalesef zayıf bir varlık olarak insan zayıf yaratılmıştır. Karşı taraf bizi etkileyebilir güzel konuşmasıyla, çekici konuşmasıyla, tahrik edici hareketleriyle gerek erkek olsun gerek kadın olsun. Aman kuyuya düşmemeli, helaka düşmemeliyiz. Helaka düşmemeliyiz kardeşlerim. İffeti korumalıyız, namusu korumalıyız. Bir önceki sohbette gazzul basarı anlatmıştık. Gözlerin yumulması, hanımefendinin tesettürü, erkeğin tesettürünün Gözleri kapatmak harama karşı gözlerin yumulması meselesini görmüştük. Gözler yumulduğunda iffet ve haya doğar. Göz açıksa kalp kapalı, göz kapalıysa kalp açık olur kardeşler. Burası çok mühim. Kalp gözümüzün açılması. Basiret gözüyle bak bu işe. Büyükler hep böyle söyler. Elini vicdanına koy da konuş. Vicdan yalan söylemez. Vicdan kötülük yapmaz. Vicdan Allah'ın yarattığı en güzel varlıktır. Vicdansızlık etme derler ya, vicdanı iyi tanımalı. İşte vicdanın gözü, kalp gözü dediğimiz basiret gözü ancak beden gözünün kapanmasıyla. Hocam ne demek? Haramlara kapanmasıyla. O zaman kalp gözü açılır ve insan haya ve edep abidesi olur. Ey aziz gençler! Bugün fuhşiyat ve münkeratın zirve yaptığı bir dönemde hayayı ve edebi korumak bize kaldı. Zira yaşlılar, yaşı geçmiş insanlar kötülüğe meyil etmekte daha zayıflardır. Artık elini eteğini çekip eğer imanlıysa ahirete yatırım yapmanın gayreti içerisine girerler. Kafirse onun zaten son nefese kadar kötülüğü devam edecektir ki Rabbim şerlerinden korusun. Dolayısıyla imanlı bir genç olarak haya ve edebi korumak bize düştü kardeşlerim. Allah hepimize haya ve edebi koruyabilmeyi cümlemize nasip eylesin. İnsana verilmiş olan en güzel ahlak haya ve edeptir. Bunu kaybetmek ise en büyük beladır kardeşlerim. Rabbim hepimizi korusun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o güzeller güzeli hocaların hocası nice talebeler yetiştirdi. Onların içerisinde haya ve edep abidesi insanlar vardı. Osmanlar vardı. Fatımalar vardı. Zeynepler vardı. Hazreti Zübeyler vardı. Allah hepsinden razı olsun. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecma'in. Hazreti Osman melekler bile ondan utanırdı. Öyle hayalıydı. Öyle edepliydi. Öyle ahlaklıydı ki. Melekler bile ona iğrenirdi. Ondan utanırlardı. Ondan çekinirlerdi. Allah bize de böyle edep, haya nasip eylesin. Haya güzeldir. Haya kadında olunca daha güzeldir arkadaşlar. Hanımda olunca çok çok güzeldir arkadaşlar. Bir hanım erkeğe nispetle daha hayalı olmalı. Daha edepli olmalı. Daha iffetli olmalı. Daha namuslu olmalı. Daha çekingen olmalı. Bunu en güzel gösteren en güzel örnek olarak gösteren sahabe-i kiram efendilerimiz o hanımlar olmuştu. Kıymetli dostlar, aziz genç kardeşlerim, ey bacılar, ey erkek kardeşlerim. Şuayb Aleyhisselam Medyen halkına gönderilmiş büyük peygamberlerden. İki kızı var. Edepli mi edepli, ahlaklı mı ahlaklı. İşte o Şuayb Aleyhisselam bir peygamber kızı olarak o iki kız Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden Medyen halkına doğru geldiğinde Cenab-ı Hak Kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın o zulümden kaçarak Medyen halkına gelip o Medyen suyunun başındaki o iki kızın Musa Aleyhisselam'la karşılaşmasını bizlere söyler. O iki kız, Şuayb Aleyhisselam'ın iki kızı Haya ve Edeb abidesi. بابا كنوز جنابك بسم الله فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلم macaehu wa qassa alayhi alqasas qala la taqhaf najawta min alzalimin. Sadakallahul azim. Musa aleyhisselam'la karşılaştıklarında o iki kızdan biri hayalı bir şekilde Musa aleyhisselam'ın yanına gelir. Çarşafını korumuş, tesettürünü korumuş. Haya timsali bir şekilde Musa Aleyhisselam'ın yanına gelerek dedi ki: "Sen bize yardım ettin. Ki babam yaşlıydı, bu iş bize kaldı. Sen de bize yardımcı oldun. Bizim sularımızı doldurdun. Hem içmek için hem hayvanlarımızı sulamak için bunlarda bize yardımcı oldun. Bunun karşılığını vermek için babam seni çağırır. Belki seni mükafatlandıracaktır." Ne zaman ki Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın yanına geldi, başından geçen tüm hadiseler anlattı. Şuayb Aleyhisselam ona dedi ki: "Sen artık zalimler guruhundan kurtulmuş oldun." dedi. İşte burada Mevla'mız Celle Celaluhu Ali Sûfî tefsirinde geçer ki Hazreti Ömer Radıyallahu Anh, Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının İslam ümmetinin kızlarına bir örnek teşkil ettiğini söyler. İşte hayalı, edepli, erkekle konuşmamak gerekir. Konuşursa bile zaruri miktarda tahrik edici değil, hayalı, edepli bir şekilde konuşmayı burada örnek olarak Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarını söylüyor. Meryem annemiz, Meryem validemiz. Cebrail Aleyhisselam karşısına bir insan kılığında geldiğinde sen Allah'tan korkandan korkan birisiysen senden Rahman'a sığınırım dedi. İşte erkeklerle münasebet kurmamanın İslam'ın bir emri olduğunu ancak kurulacaksa meşru daireler içerisinde kurulmak gerektiğini bir erkeğinse çekici, cazibeli, fiziki güzel bir kadının kendisine kötülük ve fuhşiyat söylediğinde ben senden Allah'a sığınırım. Bu kötü işten Allah'tan korkarım diyen bir erkeğin kurtulacağı muhakkaktır kardeşlerim. Ve raculun talebetu zaatun ve mecamal feqaale inni akhafu Bir erkek ki kendisini kötülüğe davet eden güzellik sahibi bir kadına ben Allah'tan korkanım diyen Allah'ın gölgesi altında Arşur Rahman o gölge altında gölgelenecektir. Cenab-ı Hak edep ve ahlak timsali olabilmeyi cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. Okumuş olduğum ayeti cellede sevgili Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyvel insan. Ey insan, ma garrake bi rabbikel Kerem sahibi olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Aldatan şey nedir? O ki ellezî halakake seni yarattı fe sevvâke faadelek sana en güzel sureti verdi. Seni güzelleştirdi. Fi eyyi suratim mâ şâ'e rakkebek dilediği şekilde hangi surette olursa olsun seni tesvi etti. Seni çok güzel bir surette eşit bir şekilde yarattı. Yani gözler eşit, burun eşit, kulaklar eşit. Fizike bakıldığında seni bu kadar güzel, muntazam bir şekilde yaratan Rabbine karşı seni ne aldattı? Kella hayır hayır. Bel tükezzibune bittin. Sen sen ki insan din gününü, ceza gününü o mahkemeyi kübrayı inkar ettin. O mahkeme inkara imanını tam manasıyla kuvvetlendirmedin. Hesaba çekileceğini unuttun. Günahlara daldın. Edep ahlaksızlık yaptın. Ve inna aleykümle le Halbuki sizin üzerinizde muhafızlar vardı. Kiramen katibin. Yazıcı melekler vardı. İyilikleri yazan, kötülükleri yazan melekler vardı. Ya'lemûne mâ tef'alûn. Yaptığınız tüm işleri biliyorlardı. Sen kaflete düştün. Dünyanın o akımına kapıldın. Edepsizlerle oturup kalktın. Hayasızlarla oturup kalktın. Kadın olarak, erkek olarak nerede yattın, nerede içtiğin, nerede yediğin belli değildi. Ahirete inanan bir insana yakışmayacak, ceza gününe geleceğini bilen bir insana yakışmayacak hareketler yaptın. Yazıldı. Şimdi ise öneme dök konuldu. En iyi şekilde bilen Allah yine de insanı huzuruna çağıracak ve hesaba çekecek. Nasıl? İnnel ebrara lefi naim. İyi kullar, edepli, ahlaklı, terbiyeli, İslami ve ahlaki meziyetleri koruyanlar lefi <laughs> naim cennete girecek ve innel fucara lefi cahim. Günahkarlar ise edepsizlik, ahlaksızlık yapan, açık saçık gezen, tesettürü muhafaza etmeyen, iffet ve namusunu korumayan kötülüklere ve fuhşiyata dalanlar ise elem verici ateşe tüccar olacaklar, müstahak olacaklar ki Rabbim muhafaza eylesin kardeşlerim. Bizi Rabbimize karşı, o güzel bize nimetler bahşeden Rabbimize karşı ne aldattı kardeşlerim? Ne? Biz bu dünyaya çivi mi çakacaktık? Üç dakikalık zevk için, bilemedin beş dakika, bilemedin yarım saat. Bu zevk için ahireti harap etmeye, berbat etmeye değer mi kardeşlerim? Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Üç dakikalık zevk için ahireti berbat etmeye değmez. Bu dünyanın ahireti var. Sabret genç kardeşim. Namusunu koru kardeşim. Hayanı koru kardeşim. Gazzul basar denen o göz tesettürünü koru kardeşim. Gel sen bir genç olarak, yaşlılardan daha çok bir genç olarak edep ve hayatını hayanı koru. Okumuş olduğum had hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz innelikulli dinen hulukan. Her dinin bir ahlaki meziyetleri vardır. Her dinin, her yolun bir düsturu vardır değil mi? Ahlakı vardır. Ve inne hulkal islami İslam'ın ahlakı ise el hayâ'u, haya'dır. Utangaçlıktır. Edep'tir. Nerede nasıl davranacak onu bilmektir. Bugün öyle nahoş manzaralla karşılaşıyoruz ki düğünler, eğlenceler, kadın erkek birbirine girmiş. Bir Müslüman namuslu ve iffetli hanımın, başörtülü bir hanımın ne işi vardı konserlerde? Ne işi vardı sinemalarda? Bir tesettürlü kadının ne işi vardı televizyon programlarında? Ne işi var? Edebli, ahlaklı, terbiyeli bir insan Buralara gidemez. Gidemez. İmanı onu oraya götüremez. Haya gider. Şimdi ise telefonlara profil resimleri. Bir kadın aile olarak bile aile resimleri profillere konuyor. Ne demek? Bunların hesabını veremeyiz. Ümmete açılan bir renk değildir kadın. Kapanan, kapalı bir kutudur kardeşlerim namus ve iffeti ancak Allah'ın emirlerine uyarak yasaklarından kaçarak muhafaza edebiliriz. Erkek de keza öyle. Boy boy fotoğraflar, açık saçık fotoğraflar erkek için söylüyorum. Arkadaşlar bunların hesabını veremeyiz. Rabbim hayasızlıktan, edepsizlikten hepimizi muhafaza eylesin. İşte İslam'ın ahlakı hayadır. El imanu bid'u ve sittune şu'beten. İman 61 rivayete göre 70 şubeden ibarettir. Haya ise vel haya şubetun min iman. Haya imandan bir şubedir. İnnel haya evvel iman kurina. Haya ve iman bir aradadır cemian. Arkadaştır, kardeştir. Fe iza rufi'a birisi gittiği zaman rufi'a al-ahar. <laughs> diğeri de gider. İmanla haya yan yanadır. Haya giderse iman da gider. Zaten iman yoksa haya da yoktur. Efendimizin bakınız bu hadis-i şerifi gerçekten çok mühim arkadaşlar. İmanla haya bir aradadır. Allah hayamızı korumayı cümlemize nasip eylesin. Edeb ve ahlakı muhafaza etmeyi cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. Sana gelse biri güzel mi güzel, çekici mi çekici sana arkadaşlık teklif etse ki oluyor değil mi? Bugün duyuyoruz. Aa senin erkek arkadaşın yok mu? Ne kadar da sen yobasın gelicisin. Aa senin kız arkadaşın yok mu? Flörtler, sevgililer Allah muhafaza eylesin. Telefonlarda bir tane değil birkaç tane kızın birkaç tane erkeğin telefonu numaralar Allah'ın muhafaza eylesin. Olamaz Allah'ını seven, peygamberini seven, dinini seven, Kur'an'ını seven bunu yapamaz yapamaz. Tesettürlü çarşaflı hiç yapamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Hesaba çekileceğini bilen, hayasının bozulacağından korkan bir insanın telefonunda yabancı bir erkeğin numarası olmaz, yabancı bir kızın numarası olmaz. İnternet adresinde evet bir paylaşım yapıyor. Yüzlerce hanımefendi onu beğeniyor. Nefsin hoşuna gidiyor tabii. Bırakamıyor insan. İnternet bugün bugün insanı delalet çukuruna düşüren şeylerden bir tanesidir. Rabbim muhafaza eylesin kardeşlerim. Allah'ım hepimizi İslam ahlakıyla mutahallık eylesin. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Bir insanı Allah helak etmeyi murat ettiği zaman da ondan hayayı alır. Ondan hayayı aldığı zaman da Allah muhafaza iğrenç mi iğrenç işlere düşer. İğrenç mi iş, iğrenç kötü mü kötü işleri yaptığı zaman da ondan emanet duygusunu alır. Emanet duygusunu alınca hainlik yapar. Hıyanet eder. Hem dinine hem namusuna hem milletine hem vatanına hain olur. Hain olduğu zaman da Allah ondan rahmeti alır. Rahmeti alınca çirkin mi çirkin Ahlaksız mı ahlaksız? iğrenç iğrenç mi iğrenç? insan şeytanın dahi aklına gelmeyecek hareketler yapmaya başlar. Bu kötü huylar onda birikir. Sonra Allah ondan iman yularını alır. Ne zaman ki iman yularını aldığı zaman da şeytanlaşmış insan olur. Şeytan gibi la'in ve müla'an olur. Lanetlenmiş bir insan olur. Cehenneme girer diyor. Her şey bir hayayla başladı hayasız insanların son noktası şeytan gibi Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaktır. Demek ki kardeşlerim hayalı olmak. Ey aziz gençler haya ve edep iffet ve namus bizim için çok önemli. Gelin hep beraber bunu sohbetlerle vaazlarla Kur'an-ı Hakim'in ayetleriyle yoğrularak koruyalım kardeşlerim. Cenab-ı Hak sizi ve bizi korusun. Her türlü fokşat ve münkeratın diz boyu olduğu bir zamanda edebimizi ve hayamızı kaybetmekten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahrüda'ena enel Rabbi rabbil alamin el fatiha. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin ve ala